Evet, merhabalar. Şu an kartlı geçiş sistem için tanıtım yapıyorum. Şimdi nasıl çalışıyor? Öncelikle bunu personel ya da öğrenciler için kullanabilirsiniz. Bir okulda kullanacaksınız öğrenci sistemi olarak. Personel yani bir şirkette kullanacaksınız. Personel olarak kullanabiliyorsunuz. Peki nasıl çalışıyor? Öncelikle sistem program açtığınızda otomatik bağlantı sağlıyor. Eğer sistemde biri kayıtlıysa ki şu an kayıtlı değil. Şu an kartımı okutuyorum burada. Veri numarasında doğru giriyorum. Şimdi göz attım da burada herhangi bir resim verebiliyorum. Şu resmi verdim. Kaydet dedim. Öğrenci başarıyla kaydedildi. Şekilde kaydediyorum. Evet, öğrenci başarıyla kaydedilmiştir dedi. Şimdi sistemimize gelelim. Listele dedim. Sistemdeki öğrenciler geldi. Sistem bağlantısını açtım. Şimdi şu şekilde iki tane kartım vardı. Şimdi kartın birini okuttum. Vardı. Kalan hakkı ikiye düştü. Şu an Samet Karaslı öğrencimiz giriş yapmıştı. Şimdi veliye mesajı gitti. Şimdi tekrardan okutuyorum. Bu da bendim. Şimdi Sezer Çetin benim 1 dakika düştü. Evet, Sezer Çetin öğrencimiz giriş ve çıkış yapmış tekne bilgi döndürdü. Şimdi bundan sonra kısımda da giriş kısımları var. Burada gördüğünüz gibi biraz önce test ettiğimizde giriş çıkış saatlerimizi burada görebiliyoruz. Aynı zamanda işte Sezer Çetin de bilgileri getirdim. Sadece bu benim giriş bilgilerim. Dışarı aktar dediğimde ise şimdi buradan kendimi kaydedeyim mesela. Sezer Çetin de kaydettim. Şimdi sadece Sezer'e ait giriş bilgilerini Excel formatına dönüştürdü. Evet, sonrasını açıp kontrol edebiliyorum. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi Sezer Çetin giriş çıkış saatlerimiz burada tutuyor Excel formatında. Aynı zamanda buradan da hızlı bir şekilde görebiliyorum. Şimdi buradan farklı bir tamamen dışarıda aktarabilirim. Hepsini dışarı aktarmak istersem de getir dediğimde bütün herkese getir ve buradan dışarı aktar dediğimde bütün öğrencilerin giriş çıkış saatlerini görebilirim. Aynı zamanda mesela daha önceki Selim kayıtlıymış. Sel yazdım. Getirdiğimde sadece Selim'e ait bilgiler geri geldi. Bu şekilde giriş çıkışları kontrol edebiliyorum. Kayıt düzenlemek istediğimde aynı zamanda yeni kart okut dediğimde aynı kart varsa hata verecektir. Kontrol şeklinde kontrol ettiğimde yeni bir öğrenci kaydetmem ya da hakkını değiştirmek istediğimde ya da sınıfını değiştirdim. 10. sınıf oldu, güncelle dedim. Güncellendi. Tekrar geldim, liste yeniledim. Artık 10. sınıf oldu. Şu şekilde tekrar bağlantı sağladım. Şimdi tekrar okutuyorum. Kart okuttuğumda artık 15 şeklinde geri geldi. Yine tekrar mesaj gönderdi bu arada. Günlük olarak haklarımız sıfırlanıyor. Ya da elle de sıfırlayabiliriz. Peki nasıl yapacağız? Günlük belirli bir saatler aralığında sabah 8 ya da akşam üzeri gibi sıfırlama otomatik kendi yapacaktır. İstersek yazılımda da yine düzenleyebiliriz. Hakları sıfırla dediğimde otomatik olarak da en son kayıtlı olarak kaç hak verdiysek o hakka geri dönecektir. Örneğin kalan haklarım şu an birer taneymiş. Hatta şu şekilde giriş sınırlamasını bitirelim. Mesela kalan hak sıfır dedi ve tekrar okuttuğumda artık hakkımız bitmiştir dedi ve kapı da bu şekilde açılmıyor bu arada. Yani turnike sistemiyle senkronize çalışıyor. Şu an hakkımız bitti ve mesajı da göndermeyi iptal ediyor. Bu şekilde girişimiz engellendi. Hakkımızı tekrar sıfırlamasını istiyorsak, yani tekrardan en sonki kayıtlı hakkı geri gitmesini istiyorsak, hakları sıfırla seçeneğine tıkladığında bütün öğrencilerin haklarını eski konumuna geri getirir. Aynı zamanda saatlik olarak da arka planda otomatik olarak da güncellemiş oluyor. Programımız bu şekilde çalışıyor. Yine sorunuz olursa sorabilirsiniz.